Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. Kerem, ne var haberinde? Abi, LG Kaon'un 2017 sürümü var. 2017 versiyonuyla yenilendi Kaon. Onun kutusunu açacağız. Gördüğünüz gibi jelatinli. Henüz daha açmadık. Kutunun önünde bazı teknik özellikleri yazmışlar. 5.3 inçlik bir ekranımız var. 5 megapiksellik ön kamera, 13 megapiksellik arka kamera, 8 çekirdekli 1.5 GHz sahasında çalışan işlemcimiz ve 2800 mAh'lik de bir pil kapasitemiz var. Burada da yine aynı şekilde bazı teknik özellikleri göstermişler. Şimdi şuradan... Oradan vur abi bıçağı istiyorsan direkt. Abi direkt yırtacağım. Devamı gelecek buradan zaten. Hafif bir kutu değil mi? Evet evet, çok hafif bir kutu. Ama şeyi çok beğendim ya. Yazı fontlarıyla kutunun tasarımını çok beğendim. Evet, kutu rengi güzel. Hani güzel olmuş. KVK garantisiyle geliyor. Şuradan... Şöyle bir bölüm yapmışlar. Bunu açtık. Şimdi bunun devamı nasıl geliyor? Böyle geliyor. Peki. Direkt olarak telefonun kendisi karşımızda. Şöyle alayım. Bu merak edilen bir telefon bir de. Evet, fiyat performans telefon almak isteyenler için. Aa, şıkmış abi. Evet. Arka taraf çok şık. Arka taraf plastik ama bir metal görünümü var. Şurada parmak izi sensörünü görüyoruz. Bir G6 şey yok mu ya? Havası yok mu telefonda? Evet. Yani böyle iki kamera olsa bir andırırmış ama. Evet. Şurada yalnız dikkatinizi görünüyor mu bilmiyorum. Koruma camı üstünde geliyor. Uygulanmış şekilde. Evet, uygulanmış şekilde. Şimdi çok hafif bu arada telefon. Çünkü bataryası dışında. Evet, uzun zamandır değiştirilebilir pilli. Şöyle 2800 mAh'lik bir batarya. Görmemiştik aslında bu serilerin içinde. Şimdi ben bu kapak nereden açılıyor ona bir bakayım. Arka kapağını da çıkartıp gösterelim. Şöyle yanında bazen... Şurada. Şurada çentik koyuyorlar ki rahat rahat açalım. Evet, arka tarafında da şuradan mikro simle beraber mikro SD kartı koyabiliyoruz. Şöyle takıyorum. Evet, o açılırken biz kutu içerisinde aynen öyle dikkatli şekilde bir bakalım. Şunu bir... Yani telefonumuz açılıyor. Şurada kullanım kılavuzları var. Evet, o çok... Çok okunmayan. Kulaklık çıktı ama gördüğün gibi arka çok basit görünüyor. Biraz... Hani performansından şüpheliyim. Ben de şüpheliyim. Tipini pek beğenmedim. Şöyle bir kulaklık evet, çıkıyor. Bunu büyük ihtimalle kullanmazsınız. Kumanda ünitesi de çok ilginç bir yöne bakar mısın? Evet. Yani çok geniş, çok basit bir kulaklık görünüyor. Bir tane micro USB kablomuz. Şöyle uzunluğunu da bir göster abi istiyorsan. Dolanmış, hemen bir çıkartayım. 1 metre abi standart. Şöyle 1 metrelik bir... En azından prizin dibinde yapışmanızı engelleyecek bir boyutta. Ve bir de her zaman olduğu gibi şarj adaptörümüz. Bunun özelliklerine hemen bakalım. Şöyle yırtacağım. Volt 0.85 amperlik bir güç çıkışı var. Yani keşke 1 amper olsaymış en azından. Evet, 5 volta 1 değil, 5 volta 0.85'lik. İlginç. Şöyle minnak üstünde USB portu olan. Başka da bir şey yok. Başka da yani kutumuz bomboş. Kutunun ortaya çıktı. Telefonumuzda da Android başlatılıyor. Evet, ilk kurulum. Biz bu arada tasarımla evet, devam edelim istiyorsan açılır. Ya ben tasarımı hakikaten beğendim. Evet, çok şık duruyor. Güzel olmuş. Şu sadece alt tarafta... O nikelaj boya dökülmeye müsait bir yapıya... Evet, ondan çok mutlu değilim şu anda ama... Bir Note 3'ü hatırlattı bana o boya rengi. Aynen öyle ama arka tarafı çok güzel görünüyor evet, cihazın. Evet, çok güzel görünüyor. Ve telefonumuz da açıldı şuradan. İlk kurulumu... İleri. Ya next, devam. İleri abi, atla. Bu her şeye izin veriyoruz. Sonra bir daha sıfırlayacağız. İleri, ileri, şimdi değil, yine de atla. Bunların her şeyi bütün evi, arabayı LG'nin üstüne yaptık şu anda. Evet, sanal butonlarla geldi. Ve açıldı. Şunu ileri diyelim, tamam diyelim. Evet arkadaşlar, LG Kaon 2017 bu şekilde. Detaylı incelemesi yakında zaten kanalımızda olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.